Efendim, her zaman olduğu gibi hafta sonları geldiğim İstanbul'da. Bugün de Fethi Demirkol'u ziyaret ettim. Çünkü yakın bir gelecekte kendisi bir güzellik yarışması yapacağını mesajını atmıştı Facebook'tan bana. Ben de bir geleyim, bir görüşelim dedim. Bakalım nedir, bir soralım, anlatsın diye. Sevgili Fethi Demirkol, efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldin öncelikle. Çok eski bir dostunuz. Teşekkürler. Yani yıllar oldu sizinle tanışalı. Hep siz de zirveyi oynuyorsunuz. Tabii eskiden ben de İstanbul'daydım ama 10 sene oldu Sakarya'da yaşıyorum. Fakat İstanbul'da da bir sürü dostlar var tabii ki. Meslektaş yaygınlığı oldukça geniş. Bir diğeri de dediğim gibi sevgili Fethi Demirkol. Bu arada iş yerini yeni taşımış subay evlerine astörenin karşısında. Benim de eskiden İstanbul'da yaşadığım yıllarda hemen birkaç evlerde ev olarak oturduğum yerlerden bir semtti. Son derece nezih, güzel bir semt. Ofis de tabii aynı güzellikte, nezih. Soralım bakalım, hayırdır, nedir bu güzellik yarışması? Biraz önce güzellik yarışmasından evvel dört tane dergimiz var, bir tane gazetemiz var. Manşet Magazin gazetesi. Bir de Star Güzellik Yarışması'nı yapıyoruz. Star Güzellik Yarışması gerçekten bir ilk olma yolunda. Güzel bir yarışma olacak. Jürilerimiz çok kuvvetli, 21 tane jüri var. Neden adı Star? Evet, bir gün otururken yani Star Güzellik Yarışması yapayım dedim. Domainini aldım, tasdik ettirdim, öyle devam etti gitti. Zaten bu proje 1,5 yıldır devam ediyor. Yani, bu ilki olacak galiba. Tabii bu bir ilki olacak. Önümüzdeki yılda devam edecek. Sadece yurt içi düşünüyorum şu anda. Yurt dışı yok kesinlikle. Gülşen kız, var. Kız erkek karışımı olacak. Tabii 18-18. Evet. Jüri çok kalabalık. Ben onu soracağım. Ama öncelikle bu yarışmayı yapma amacınız nedir? Onu biraz izleyicilerimize soralım. Evet, bu çok güzel bir konu. Şimdi yarışma yapmaktaki amacımız şu. Yarışmaya girdikten sonra evlerinde oturmasını istemiyorum. Yani bir dizide, bir sinemada olmalarını istiyorum. Güzel yerlerde görmek istiyorum onları. Çünkü sadece onları değil, onlar başardıkça tabii ki biz de başarmış olacağız. Bizim starımız olmuş olacak. O bakımdan çok güzel bir proje. Formatımız çok güzel. Bir yerlere geleceklerini umut etmiyorum, biliyorum. Çünkü sinema var, televizyon var, model var. Bir yerlerde olacaklar. Kız erkek karışımı olacak bir yarışma. Hı hı. Peki bir ön seçim de olacak galiba. Tabii müracaatların başladığını düşünüyorum. Başladı. Şu anda 270 tane müracaatımız var. Sadece daha sosyal medyadan falan duyurmadık. Bu bir canlı yayın kesinlikle olacak. %90 bir aksilik olursa da bant yayın olacak. Ama televizyonda olacak. Çünkü televizyonların da buna bir ihtiyacı var. Yani güzellik yarışmasına ihtiyacı var. Çünkü çok güzellik yarışması yapıldı ama bu kadar 21 tane jürili bir güzellik yarışması olmadı. Dışarıdan işte sen gel herkes jüri oldu. Burada yok. Mesela Yıldırım Mayruk var. Yılların biliyorsunuz bilinen isim, evet. Modacı. Ferhan Aral'la çalışıyorum. Ekibim çok kuvvetli. Ya aşağı yukarı 20 tane ekiple çalışıyorum. Sahne, podyum çok güzel. Mesut Bey'le çalışıyorum. Beşiktaş Belediyesi'yle çalışıyorum. Billboardlar falan dönmeye başlayınca herhalde bir 700-800 kişi bulacağız. Yarışmanın 18'inde yarı finalini yapacağız. Ön elemeni yapacağız. Ön elemeden sonra da 24'ünde de final yapacağız. Nerede olacak final, yer belli mi? Yer belli tabii. Beşiktaş Fulya Sanat Merkezi'nde. Evet. Kesinlikle orası. Evet. Yıldırım Mayruk'un yanında tanınmış bir sürü daha ünlü isim var. Çok var. 21 kişi var. 21 kişi. Birkaçını daha saymamızın sakıncası. Yok. Emsal Doğan var. Onun dışında bayağı var yani, aslında o kadar var ki kimi söyleyeceğim. Nurcan Sabur'un olduğunu. Evet, Nurcan Bey var, Nurcan sevgili Sabur var, kardeşimiz. Avukat Edip Önder var, Muzaffer var yani, Muzaffer Çağal, evet, var.
Evet. Modacılardan bayağı var yani şu anda. Çiğdem Hanım var. Evet. Çiğdem Akın var. Modellerden Deniz Pulaş var. Modellerden, mankenlerden Günay Müseva var. Bayağı... Sponsor firmalardan netleşen var mı acaba? Netleşen var. Şu anda söylemek istemiyorum. Anladım. Şu anda hiçbir sponsor almadık. Tabii. Almak da istemiyorum şu an için. 20 gün sonra sponsorlara gidecek. Çünkü sponsor dosyamız kuvvetli bir şekilde. Sürpriz olaraktan 2 tane araba veriyoruz. Tabii bir erkeğe bir bayana. Onlarla görüşüyoruz. Kesinlikle 2 tane araba vereceğiz. Bunun dışında her şey avukat ve noter huzurunda olacak. Biz jüriden aldığımız, yani ben almayacağım tabii ki, jüriden alınan puanlar direkt notere verilecek. Noter kendisi sahneye verecek. Yani arkadan dolanıp da verilmeyecek yani. Vatan Şaşmaz var sunucularımızdan. Özlem Yıldız var sunucularımızdan. Ferman Toprak var. Yine sahnede olacak. Gülşen var. Eşi Ozan var. Güzel bir şey olacak. Efendim tabii zor bir iş. Önemli bir organizasyon. Allah kolaylık versin diyeceğiz. Biz gazeteci olarak her yerde olduğumuz gibi burada da bu konunun mümkün olduğunca yansıtıcısı olmaya çalışacağız. Yine ileriki günlerde konuyu dile getirmeye çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz efendim.